Merhabalar sevgili izleyiciler. TRT Spor ekranlarında haber bültenimizle karşınızdayız. Lütfen ekranlarınızın ayarıyla oynamayınız. Evet, bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Basınımızın bireylerin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması noktasında çok hayati bir görevi var. Çağımızın gelişen teknoloji ortamında haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi her zamankinden çok ama çok değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın sürecinde görevlerini fedakarca yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum. Bildiğiniz gibi 2021 Türk sporu açısından tarihi başarılarla dolu bir yıl oldu. Böylesine başarıları taçlandırmak adına bu özel gün vesilesiyle sizlere bir sürpriz yapmak istedik. Bültenimize bizden bir haberle başlayalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Altındağ Gençlik Merkezi'nde Sokaktan Spora projesini hayata geçirdik. Proje sayesinde spora gönül veren gençler istek ve yeteneklerine göre yönlendiriliyor. Şimdi haberimize geçelim. Futboldan atletizme, voleyboldan bisiklete. Yaklaşık 1000 genç Sokaktan Spora projesinde buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Altındağ Gençlik Merkezi'nin projesine ilgi yoğundu. Gençlik merkezine kayıt olan gençler öncelikle yaş gruplarına ayrılıyor. Daha sonra isteklerine göre profesyonel hocalar eşliğinde çalışıyor. Burada tek kız şeyim, futbolcuyum. Burada zor olmuyor yani, futbolu seviyorum bu, yani severek yapıyorum. Var mı anlaşılma? Gençler hocaların eşliğinde hem sosyalleşiyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Bu proje kapsamında dezavantajlı olarak tabir ettiğimiz sokaklarda sosyalleşerek suçaltı kültürüne yatkın hale gelen çocuklarımızı sporla kazanmak, onları topluma faydalı birer insan olarak yetiştirmeyi amaçladık. Dışarıda çok kötü kişiler vardı. Buraya geldim, çok iyi kişilerle tanıştım. Sonra okul hayatım daha da iyi olmaya başladı. Sınavdan daha fazla notlar almaya başladım. Merkezdeki faaliyetler yıl boyu devam edecek. Proje kapsamında 2500 gencin sporla buluşturulması hedefleniyor. Bizler görevimiz gereği sıklıkla halkımıza hitap ediyoruz. Toplantılarda konuşuyoruz. Ancak canlı yayında haber sunmak çok farklı bir deneyimmiş. Her iş ehline bırakmak lazım. Buradan tüm basın çalışanlarımızın bu özel gününü tekrar tebrik ediyor. Ve bu bültenin bundan sonrası için sözü işin ehli Buket Sevinç Hanım'a bırakıyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Öncelikle onur ettiniz bizleri. Bu özel günde yanımıza gelerek destek olarak çok da hoş bir sürpriz yaptık seyircilerimize sizlerin vasıtasıyla. Çok devam etmek istemiyorum çünkü biraz daha devam edersek işimizi elimizden alacakmışsınız gibi bir hissiyat ulaştı bana. Sizler gerçekten gayretle, özveriyle tüm halkımız için çalışıyorsunuz. Şahsınızda tüm basın çalışanlarının, basın emekçilerinin bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Ve sizlere sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Her zaman işbirliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Sizler böyle güzel projeleri hayata geçiriyorsunuz. Biz de ellerimizden geldikçe halkımıza bu güzel projeleri ulaştırıyoruz. Biraz önce siz habere pas atarken vurguladınız. 2021 spor açısından çok başarılı bir yıl oldu ülkemiz adına. Umut ediyoruz 2022 çok çok daha başarılı bir yıl olacaktır. Bu şekilde iletişimde kalmaya devam ederek İnşallah. Güzel projeleri de halkımıza duyurmaya devam edeceğiz. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok kıymetliydi bizleri ziyaret etmeniz. Bizler burada görevimizi yaparken tüm arkadaşlarım adına söylüyorum. Belki bizler ekran önünde görünüyoruz ama kocaman bir ekiple çalışıyoruz. Bizleri ziyaret etmeniz, onore etmeniz böyle bir günde çok çok kıymetliydi. Ben bütün arkadaşlarım, bütün çalışma arkadaşlarım adına teşekkürlerimi arz ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza selam ediyorum.